Sayın Meclis Başkanım, değerli divan, Halkların Demokratik Partisi'nin çok değerli eş genel başkanları, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli genel başkanı, siyasi partilerin değerli grup başkanları, grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları, kıymetli milletvekillerim ve çok değerli televizyonları başında bizi izleyen değerli halkımız, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına saygıyla selamlıyorum. Bütçe görüşmeleri hem bu meclis açısından hem hangi mecliste görüşülüyor olursa olsun son derece önemli. Teknik tarafı olan ama bir yandan da bir ritüeli olan, bir yandan rakamların konuşulduğu, ekonomik göstergelerin tartışıldığı ama diğer yandan ülkenin politikasının tamamının değerlendirildiği, tarımdan savunma sanayine, milli eğitim politikalarından çevre politikalarına kadar tüm bir siyasetin hep birlikte tartışıldığı çok önemli müzakerelerdir. Bütçe konuşmaları elbette yapıldıkları tarihin gündelik tartışmalarına, elbette o günün hararetini barındırırlar ama tutanakta yerlerini alıp da yıllar sonra, 10 yıllar sonra da incelenecek metinler oldukları için aşkın zamanlı metinler olmaları ve geleceğe de söz söylüyor olmaları gerekmektedir. Bu anlamda bugün Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk bütçesini yapıyor olmak, bu bütçe üzerinde konuşuyor olmak ve bu bütçe üzerinde tam 14 gün boyunca müzakere yapacak olmak bambaşka bir yükü, bambaşka bir sorumluluğu, bu kürsüyü 2 hafta boyunca burada kullanacak herkesin omuzlarına yüklemektedir. Ben de Cumhuriyet'in ilk bütçesini yapmış, büyük bir kalkınmayı gerçekleştirmiş, büyük bir sıçramayı başarmış, bırakın sanayileşmeyi, toplu iğnesi bile yokken Sümer bankları kurmuş, uçak fabrikaları kurmuş, kağıt fabrikaları kurmuş, bankalar kurmuş, atılımlar yapmış, kendi aşısını üretmiş, aşılarını dünyaya ihraç etmeyi başarmış, genç bir Cumhuriyet'in ilk dönem kurucu iradeyi temsil eden kurucu kadrolarının kurduğu partinin bugünkü genel başkanı olarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk bütçesinde karşınızda olmanın heyecanı ve sorumluluğu içindeyim. Burada 2024 yılı bütçesini görüşeceğiz ve 2022 yılının kesin hesabını tartışacağız. Parlamentoda 335 arkadaşımız ilk kez bütçe yapmanın heyecanını yaşıyorlar. Daha önce 265 arkadaşımızla 5 kez birlikte bütçeleri tartışmıştık. Parlamento ile bütçe, mecliste yer almak ile bütçe hakkı, egemenliğin kullanılmasıyla bütçe hakkının kullanımı arasında varoluşsal bir ilişki var. Birbirini doğuran, birbirinden beslenen ve birbirinden ayrılmaz iki haktan bahsediyoruz. Bütçe hakkı, yani gelirleri, kamu harcamalarını, yani giderleri belirleme açısından son derece önemli, son derece kıymetli bir hak. Giderleri belirleyeceğiz, onaylayacağız, denetleyeceğiz, gelirlere karar vereceğiz. Bütçe hakkı dediğiniz, devletin vergileri toplayan sağ eliyle hizmeti yapan şefkatli sol elinin dengesinin kurulmasıdır. İşte hep beraber 2 hafta boyunca bu dengeyi konuşacağız ve bunun üzerinde tartışacağız. Bu hak ne zamandan beri var? 1215'te İngiltere Kralı Yurtsuz John, Thames Nehri kenarında ayaklananlarla bir anlaşma imzaladı. O günden beri toplanacak bütçenin toplayan dışında birileri tarafından da tartışılıyor olması gündeme geldi. O anlaşmayı bir çayırda imzaladılar. Bir şatoları olmadığı için, bir sarayda toplanamayacakları için değil, tarafsızlığa ve eşitliğe vurgu yapmak için çayırdaydılar. Daha sonra 1215'ten 1689'a kadar yeniden anlaşmazlıklar, mütabakatsızlıklar, savaşlar, dökülen kanlar, yeni anlaşmalarla bir süreç gitti.
Ama 1689 haklar beyannamesinde artık bütçelerin bir yıllığına yapılması, toplanacak paraların ve yapılacak hizmetlerin yazılı olarak verilmesi ve bu konuda vergiyi vereceklerin ve hizmeti alacakların rızasının açıkça alınması, yani bugün yaptığımız bütçeye benzer bütçelerin yapılması söz konusu oldu ve bunun insanlık açısından en önemli kazanımlardan biri olduğu konusunda anayasacıların hiçbir çelişkisi, hiçbir şüphesi yok. Peki bunlar yaşanırken bu topraklarda neler yaşandı? Elbette Avrupa'dan ve dünyadan çok gecikmeli olarak 1808 yılında Seneydi İttifak, padişah ile ayanlar arasında padişahın yetkilerinin kısıtlanmasına doğru bir adım atılabileceğinin beyanı, demokrasi tarihimiz açısından hemen sonuç doğurmayacak olsa da ilk adım, anayasalaşma süreci, anayasa sahibi olma süreci için kritik bir ilk adım gerçekleştirildi. Ardından 1876 Meclisi Mebusan'la birlikte bütçe hakkı elde edildi ama 3 ay sonra kapanan meclis 33 yıl boyunca kapalı kalacağı için bütçe hakkının kullanılması, gen soru hakkı, güven oyu hakkı ancak 2. Meşrutiyetle birlikte 1908 yılına kadar beklenerek kullanılabilir hale geldi. Ama hiç şüphe yok, 1808 Seneydi İttifak'ın önemi ortada. Bu konuda anayasacılar kıymetlendiriyorlar, bütçeciler kıymetlendiriyorlar. Bizim gibi bir demokrasi yürüyüşüyle övünenler, bunun sonra bir cumhuriyete, sonra çok partili bir rejime evrilmesinden gurur duyanlar Seneydi İttifak'tan övünerek bahsediyorlar. Ama Seneydi İttifak'ı sıcak siyaset tartışmasının zeminine çeken, onunla kurulan bir başka ilişki daha var. 2009 yılıydı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve dedi ki bu millete 200 yıldır istikamet dayatıyorlar. O gün 200 yıl geriye gidilince karşımıza Seneydi İttifak geldi. Padişahın yetkilerinin kısıtlanması ve tek adamın yetkilerinin ilk kez tartışılması. Şimdi o tek adam rejiminden demokrasiye geçiş konusunda Recep Tayyip Erdoğan'ın temelden bir itiraz yaptığını burada kayda geçirmek isterim. Peki benzer bir yaklaşım da her ne kadar saygıdeğer meclis başkanımız bugün tarafsız bir riyaset makamında oturuyor ve sıcak tartışmaların içine girmiyor ya da girmemesi gerekiyor olsa da kendisinin partisinin genel başkan vekilliği yaptığı sırada sahiplendiği bir tanımlamayı da hatırlayarak sözlerimi biraz daha açmak isterim. Sayın Numan Kurtulmuş şöyle der: biri genç Türklerden başlayıp bugünkü CHP'ye kadar gelen bir siyasi akım ve onun karşısında her aşamada 150 yıldır onlarla karşı karşıya gelmiş ikinci bir siyasi akım var. Türkiye'de iki ana yol var. Biri gençlüklerden CHP'ye giden yoldur, biri de bizim yolumuzdur der. Bunu bir kez iki kez değil, görevi icabı Anadolu'nun dört bir yanında tekrarladı. Biz bu karşıtlıklar üzerinden bir siyaset örmeye bugün için pratik bir fayda yüklemesek de Numan Bey'in ortaya koyduğu o iki yolun nereden başlayıp nelerle karşılaşıp nereye vardığını da hatırlamak gerekiyor. Örneğin biz anayasayı ve meclisi savunan yoluz. Diğer yol meşrutiyetin ilanından sonra meclisi 33 yıl kapalı tutan yoldur. Biz ikinci meşrutiyet için canını ortaya koyanların yoluyuz. Diğer yol damat Ferit hükümetinin yoludur. Biz Sevr'i yırtıp atıp Lozan'ı yapanların yoluyuz. Diğer yol Sevr'e imza atanların yoludur. Biz İstanbul fetvasıyla Mustafa Kemal ve arkadaşlarına idam isteyenlerin yoludur.
Diğeri Ankara fetvasıyla milli mücadeleyi sahiplenenlerin yoludur. Biri milli mücadele aleyhinde bildiri yayınlayıp İngiliz uçaklarından attıran İskilipli Atıf'ın yoludur. Diğeri Ankara müftüsü, milli mücadeleye destek olan Rıfat Börekçi'nin yoludur. Biri 6. filo gelince ona karşı direnen solcu öğrencilerin karşısına dikilenlerin yoludur. Bizim yolumuz 6. filoyu denize dökenlerin yoludur. Bizim yolumuz meşrutiyetler ilan eder, meclisler kurar, tek adamın yetkilerini millete, meclise verir. Diğer yol 16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliğiyle bu meclisin elinden sözlü soruyu, gen soruyu, güven oyunu alır, meclisin yetkilerini saraya devreden yoldur. Bugün bu tartışmanın Türk demokrasi tarihi açısından 200 yıllık, dünya demokrasi tarihi açısından 800 yıllık kazanımlardan dramatik bir geri gidişe itiraz olduğunu tespit etmek isterim. Tutanaklar önünde bu itirazı kayda geçirmek isterim. Ve hatırlatmak isterim ki Cumhuriyet'in ilk bütçelerini Cumhuriyet Halk Partisi yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet'in kurucu kadroları, devleti gerçek anlamda güçlendirmenin en temel yolunun güçlü ve milli bir ekonomi yaratmak, toplumun refahını yükseltmek olduğunu gayet iyi biliyorlardı. 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni toplayarak başladılar. Toplumun tüm baydaşlarını bu kongreye dahil ettiler. Alınan kararlar ışığında ülkede sermayenin çok kıt olduğu gerçeğine rağmen önce ulaşım altyapısını oluşturdular. Bütün Türkiye coğrafyasına yayılacak şekilde temel ihtiyaçların üretimi için fabrikalar, bankalar, ekonomik teşekküller kurdular. İşte bu öngörülü ve kararlı akıl 1929'da dünya ekonomik krizine anında ve doğru tepkiler vererek genç cumhuriyetin erken dönem kazanımlarını korumayı başarıyordu. Hepimizin hala övünerek söylediği 10. yıl marşındaki demir ağlarla ölünen memleket, okuma yazma ve eğitim seferberliğiyle her yaştan yaratılan genç nüfus, kurulmuş yüzlerce kamu iktisadi teşekkülü, üretime dayalı bir ekonomiyle ülkemizi hızla kalkındırdı. Türkiye ekonomisi 15 yılda tam %196 büyüdü. Türkiye ekonomisi büyürken ve başarıya ulaşırken Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarının feraseti ve öngörüsüyle ülkemiz 2. Dünya Savaşı'nın dışında kalmayı, bir büyük yıkımdan, bir büyük savaştan, belki toprak kayıplarından ama bir kenarda oluşan milli bakiyenin de ortadan kalkmasından bu toprakları ve genç cumhuriyeti koruyordu. 2. Dünya Savaşı oldu ve savaşın taraflarından askeri olarak kazananlar oldu ama ekonomik yıkım büyüktü. Bu ekonomik yıkım sırasında birileri hızla kalkınmaya, yaraları sarmaya, sanayileşmeye, bilime ve akılcı kalkınma programlarına sarılırken maalesef o dönemden itibaren artık Türkiye devrimcilik ilkesinin de ruhuyla büyük bir seferberlikle hem iktisadi hem insani hem siyasi hem sosyal alandaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı devrimlerden ve yaptığı bütçelerden mahrum kalacaktı. Cumhuriyet'in ilk yüzyılının ilk çeyreğindeki bu büyük atılımdan sonra Cumhuriyet Halk Partisi uzun süre tek bütçe yapamayacak, tek başına bütçe yapmak, milli ekonomi yaratmak, bu değerleri savunmak, bu anlayışla yol yürüme imkanından ülkede mahrum kalacaktı.
Cumhuriyet'in ilk yüzyılının neredeyse son çeyreğinde Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidardaydı ve Adalet ve Kalkınma Partisi bu dönemde tek başına iktidarın imkanlarıyla Türkiye'nin 10 büyük arkadaşlar rica ederim. Arkadaşlar rica ederim. Cumhuriyetin arkadaşlar dur arkadaşlar rica ederim. Arkadaşlar bu metinden ve bu içerikten rahatsız olan Varank'ın bu tavrı, takınmasını eski hallerinden hatırlamıyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet'in ilk yüzyılının son 25 yılında neredeyse son çeyreğinde bütün bütçeleri yaptı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi bu bütçeleri yaparken özellikle şu hedefi ortaya koyuyordu. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en güçlü 10 ekonomisi içine sokacağız. Bugün üzülerek görüyorum ki bu bütçe Cumhuriyet'in ilk çeyreğini kalkındıran, zenginleştiren, milli ekonomiyi güçlendiren bütçeleri örnek almak yerine son 20 yıldaki yoksullaştıran, işsizleştiren, emeği ucuz iş gücü haline getiren, gelir adaletsizliğini büyüten, enflasyonla mücadele yeterliliği göstermeyen bütçelerin bir tekrarı. Elbette burada kürsüye 14 gün boyunca çıkacak ve bu bütçeyi destekleyecek çok değerli hatipler olacak. O hatiplerin önemli argümanlarından bir tanesi de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarında 21 senede 540 milyar dolar kamu yatırımı yapılmış olması olacak. Matematiksel büyüklüğe baktığınızda çağrıştırdığıyla gerçekten övünülecek bir durum. Ve bekliyorsunuz ki Türkiye coğrafyasında 7 bölgeye dağılmış on binlerce fabrikanın, büyük atölyelerin istihdam ve katma değer yaratan, çağı yakalayan yatırımlarının olduğu, ulaşım altyapısının çözüldüğü, hiçbir vatandaşın açlık sınırında yaşamadığı, üniversitelerin bilim ve teknoloji ürettiği, depreme, sele, her türlü afete dirençli kentler haline geldiği bir ülke beklenir. Dünyanın 20 yıl gerisinden teknoloji hamleleri yapmakla övünmek yerine kendi ihtiyacımız olan yüksek katma değerli, inovasyona dayalı yüksek teknolojiyi, örneğin yerli ve milli çipimizi üretebildiğimiz, ihraç edebildiğimiz, tüm ihtiyacımızı karşıladığımız bir sürece katkı sağlasaydı keşke bu ortaya konulan kamu yatırımları. Ama bunların hiçbirisinin ortada olmadığını ve bu bütçenin de böyle bir vizyon taşımadığını hep birlikte görüyoruz. Biraz önce bahsettiğim bir hayal. Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde hızla ortaya koyduğu bir hedef. İlk 10 ekonominin içine gireceğiz. Ne zaman? 2023'te. 2023'teyiz. Bütçe konuşuyoruz. Bütçeden sonra yıl değişecek ve hedef İlk 10 ekonomi içine girmekken bu ülkenin ilk 20 ekonomi içinde tutunmaya çalıştığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. 2023 yılı için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ortaya koyduğu kişi başına gayri safi milli hasıla 25 bin dolarken bu 2022'de 10.616 dolar olarak gerçekleşti ve hedefin yarısında bile değil. Yine geldiklerinde Türkiye'nin 74. sırada olan kişi başına milli gelirini ilk 50 içine taşımayı vaat ederlerken bugün 78. sıraya gerilediğimizi, yani üçlü koalisyon hükümetini burada acımasızca eleştirdikleri ve Türkiye'nin en kötü yönetilen ekonomisi diye ifade ettikleri üçlü koalisyon
kişi başına milli gelirde ülkeyi 74'te bırakmışken bu ekonomiyi harika yöneten arkadaşlar 78. sıraya geriletmiş olarak bugün karşınızda bütçe sunumu yaptılar. 2023 yılındaki ihracat hedefi 500 milyar dolardı. Bu kürsüden okundu ama şu anda bunun yarısına da ulaşılabilmiş değil. Yine 2023 yılının ekonomi toplam büyüklüğü 2 trilyon dolar olarak ifade edilmişti. Bugün bu rakamın yarısı noktasındayız. Ve burada görünen bir gerçek var. 10 yıl önce konulan 2023 hedefleri bugün 2053'e hatta belki 2071 yılına referans gösterilecek kadar kendinden de ümidi kesmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi gelelim gündelik tartışmaların çokça konuşulduğu süreçlerden birkaç kesit almaya. Elbette önemliydi, zorlayıcıydı. Bu meclisten kayıplarımız oldu, bu ülkeden oldu. Allah hepsine rahmet eylesin. Bir pandemi yaşadık. Bütün dünya bu pandemiyle büyük bir sağlık tehdidiyle yüzleşti. Bundan sonra da böyle tehditlerin olacağı, hatta bu yüzyılın pandemiler yüzyılı olacağını dünyadaki çok sayıda bilim insanının ortaklaştığı bir kabul. Hükümet buna karşı biyoteknolojiye, medikal teknolojiye selektif yatırımlar yapması gerekirdi, yapmadı. Rusya-Ukrayna savaşı büyük bir enerji kriziyle ve gıda kriziyle karşı karşıya bıraktı. Enerji ve gıda güvenliğine yönelik stratejik yatırımların yapılması beklenirdi. Bu yatırımlar yapılmadı. On binlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği bir depremle yıkıldık hep beraber. Arama kurtarmada, kurtarılanı yaşatmada, yaşatılanı barındırmada, barındırılanı eski hayatına döndürmede ikinci bir felaketi yaşadık hep beraber. Bundan ders almak, hızlı, kararlı, bilimsel doğru adımlar atmak gerekirdi. Seçime endeksli bir hız vardı. Seçim kazanma kararlılığıyla bolca vaat vardı. Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının verdiği rakamda, Osmaniye Valisi'nin ilan ettiği rakamda, Hatay raporunun ortaya koyduğu rakamda, depremden etkilenen 10 ilde 6 Şubat tarihinde her 10 kişiden 9'unun barınma sorunuyla karşı karşıya olacağı. Çadırda değilse konteynerde, konteynerde değilse çakma bir barakada olacağı. Ama bir yıl içinde evlerine ulaşmak isteyenler, bize oy versin diyenlerin oyu aldıkları kişilerden 10 kişiden 9'una devlet sözünü yerde bırakarak hepimizi mahcup ettiklerinin de altını çizmek isterim. Dirençli kentler için bilimsel ve doğru adımlar atılmalıydı, atılmadı. Sosyal devleti savunan, verimli üretimi ve sosyal politikaları önceleyen, yaşam hakkını hayatın her anında ve alanında sahiplenen bir siyasi parti olarak gıda krizine, sağlık krizine, barınma krizine, enerji krizine çözüm üreten bir bütçeyi görmek, incelemek istedik ama böyle bir bütçe meclise sunulmadı. Hatırlatmak isterim ki 2024 bütçesi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk bütçesi olmasının öneminin yanında 6 Şubat yıkımından sonra ilk kez yapılan yıllık bir bütçe olmanın sorumluluğunu da taşımaktadır. Bu bütçe Cumhuriyet'in ilk yüzyılının ilk çeyreğindeki gibi bir bütçe olsa, örneğin Sümerbankların, şeker fabrikalarının, limanların, uçak fabrikalarının bütçesi olsa, bizi kıskanan Almanya'nın durumuna benzer bir durumda oluruz. Bakın, elimde çok basit bir karşılaştırma var. Almanya'da en çok vergi veren 6 şirket. Volkswagen, Daimler, Chrysler, Mercedes üretiyor. BMW, İon Enerji, Deutsche Telekom ve Siemens. Türkiye'deki ilk 6 şirket maalesef bunlarla rekabet eden şirketler değil. Bunlar Merkez Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası ve Vakıf Bank. Bir tarafta bizi kıskananların
üretime dayalı kar eden fabrikalarından aldığı vergiler, bir tarafta kredi kartına temerrüt faizi uygulayanların, esnafın geri dönmeyen kredisine faiz uygulayanların, haciz uygulayanların, ödenmeyen krediler yüzünden ipotekli tarlaların satılıp karları şişen kamu ya da özel bankaları. İşte bir bütçe konuşurken en temel mesele kızılanıp söylenilecekse buna kızıp buna söylenmek, buna tepki göstermek, bunu düzeltmek gerekiyor. Şimdi gelelim Türkiye'nin bu bütçeyi konuşurken elbette ki girişte söylediğim gibi yapılacak yatırımları konuşmak önemli. Ama bütçenin bir tarafı da devletin sağ eli. Yani vergi politikaları ve vergi adaleti. Vergi kamu hizmetlerinde harcanmak üzere devletin genel ya da yerel yönetimler eliyle doğrudan ya da dolaylı olarak topladığı tüm gelirlere vergi diyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız, dedim ya bu depremden sonraki ilk yıllık bütçe, 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin genel olarak kabul gören bir hesaba göre bize toplam maliyeti 120 milyar dolar. Bu önemli bir yıkım ve bu yıkımın altından kalkmak için motorlu taşıtlar vergisi ikinci kez alındı. Tüm ürünlerin KDV'leri en az 2 puan arttırıldı. Birçok harç yükseltildi. Örneğin yurt dışından gençlerin getirdiği cep telefonlarının kayıt ücreti önce 2000 liradan 6000 liraya, sonra 20000 liraya kadar çıktı. İrdelenmezse, üzerinde konuşulmazsa, ya bu kadar büyük yıkımdan sonra böyle bir parayı toplamak için elbette yapılacak bunlar diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar, ya birisi çıkıp da size bu para zaten bizde vardı derse. Bu para vardı, cebimize girmek üzereydi ama iktidar birilerinin cebine girsin diye bu parayı devletin kasasına sokmadı derse. Son 5 yılda vazgeçilen gelirlerden bahsediyorum. Tam 152 milyar dolar. Dile kolay. 6 Şubat depremi 120 milyar dolar kayıp yaratıyor. Son 5 yılda vazgeçilen vergilerin toplamı 152 milyar dolar. Burada beşli çetelerden, yandaş müteahhitlerden devasa ihaleleri nasıl bu kadar ucuza aldığına şaşırılıp sonra bir gece yarısı Plan Bütçe Komisyonu'na son dakika önerisiyle birikmiş vergi borçları affedilen devasa yapılardan, onlardan alınmaktan vazgeçilen paraların toplamından bahsediyorum. Ve son bir örnek, yaşadığınız bir örnek. Daha geçen hafta KDV iadelerini belirleme yetkisi anayasaya açıkça aykırı olarak vergi ve vergiden vazgeçme, bu meclisin terk edemeyeceği yetkisidir arkadaşlar. Bunu bilmeyen bu meclisin yolunu bilmesin. Ama bu yetki gidildi, yürütmeye devredildi. Yürütmenin başına devredildi. İşin kötüsü, KDV iadesinin kime yapılıp kime yapılmayacağına bir partinin genel başkanı karar verecek. Hem sistemin çarpıklığı hem anayasaya aykırılık bir araya geldiğinde bir partinin genel başkanına birinin cebine para koyma, birinin cebine para koymama yetkisinin verildiği bir tuhaf durumla karşı karşıyayız. Ülkemizde vergi sistemine ilişkin eleştiriler iki noktada yoğunlaşıyor. Bunlardan birincisi dolaylı vergilerle doğrudan vergilerin oranı. 100 lira vergi toplanıyor Türkiye'de toplam. Bu vergilerin 68 lirası doğrudan vergiler. Düzeltiyorum, dolaylı vergiler. 100 lira verginin 68 lirası kazanandan, kâr edenden gelir vergisi, kurumlar vergisi olarak değil de tüketimi sırasında alınan vergi olarak alınıyor. Yani zengin ve fakir ayırt etmeden holdingin patronuyla kapıdaki güvenlikçisi aynı vergi sistemine tabi. Benzin alan taksici şoförden, mazot alan çiftçiden, çocuğuna mama alan babadan,
çocuğuna bez alan işçi kadından, su tüketen emekliden ve kaloriferinde yanan kalorifer için doğalgaz parası ödeyen genç baba parasıyla okuyan öğrenciden alınan vergilerin oranı %68. Geriye %32 kalıyor değil mi? Bunu da düşünüyoruz ki kazananlar verecek. Bunu arttırmamız lazım. İkinci itiraz dolaylı olmayan vergilerin kendi içindeki dağılımı. Geriye 32 lira kaldı ya. Bunun 21 lirası yine çocuğuna bez alan işçinin maaşından, öğretmenin maaşından, emeklinin maaşından, yani çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisi. Geriye tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 liralık vergisinin 11 lirası üretim yapanlardan, para kazananlardan, ihracatçılardan, tacirlerden, yani kazandığı paradan ödedikleri vergi. İşte bu mesele Türkiye Cumhuriyeti açısından gelip de burada yemin eden hangi partiden olursa olsun her milletvekili açısından geceliğin yastığa başını koyduğunda uykunuzu kaçıracak mesele budur arkadaşlar. Buna itiraz ediyor musunuz? Böyle bir bütçeye oy mu veriyorsunuz? Bu akşam buna karar vereceksiniz. Hal böyleyken bir de işin bu taraflarına değil de bu tarafına söylenecek bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım, seçimden önce defalarca gelecek dediğiniz gelmeyen, seçim garantisi isteyen, seçimden sonra yetki isteyen, ben bilirim diyene öyle dersen olmaz, bunu dünyanın bildiği gibi yapacağız diyen, kendi deyimiyle irrasyonel politikaları terk edip rasyonel işler yapacak olan bakanınız var ya, Mehmet Şimşek, daha geçen hafta vergiyi tabana yaymak durumundayız dedi. Ya bir ezberden kurtulup %89'unu garibanların, %11'ini godamanların verdiği bu vergi sistemini artık tabana değil tavana yaymanın zamanı gelmiştir. Beyefendiye onu hatırlatın. Değerli milletvekillerim, değerli arkadaşlar, bu konuştuğumuz konu gerçekten iç daraltıcı bir konu. Ama emin olun ne tekniktir ne teoridir. Tamamen siyasidir. Siyaset öncelik belirleme işidir. Siyaset tarafını belirleme işidir. Siyaset taraf olma, taraf tutma işidir. Şimdi bu bütçede eğer siz bu %89'u veren garibanlardan taraf olacaksanız bu bütçeye bizimle birlikte hayır diyeceksiniz. Yok, bu kirli düzen sürsün diyecekseniz o zaman %11-11'de kalsın deyip bu beyefendilerin getirdiği bu bütçeye evet diyeceksiniz. Bu sizin vicdanınızla sizin aranızda olandır. Cumhuriyetin ilk bütçesini yaparak büyük bir kalkınma başlatan Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk bütçesine vergi sistemi orta ve alt gelir gruplarına yük getirmeden değiştirecek. Vergilendirilmeyen gelirlerin ve kesimlerin vergilendirilmesiyle yeni kaynaklar yaratacak. Bu kaynağı özellikle kalkınma hamlesi başlatmak ve alt orta kesimin gelirini arttırmak için kullanacak. Kaynak kullanımında tam bir şeffaflık gerçekleştirecek, kamu politikalarına güven sağlayacak, düzenlemeleri, maddeleri, kalemleri, fasılları, tabloları görmediği için Plan Bütçe Komisyonu'nda bu bütçeye retoyu vermiştir. Genel kurul aşamasında da adaleti olmayan bu bütçenin karşısında duracak ve tarafını açıkça belli edecektir. Biz beyaz, gri, mavi yakalı tüm emekçilerden emeği ister plazada, ister tersanede, ister madende sömürülsün, tüm çalışanlardan, tüm yoksullardan, tüm dezavantajlı gruplardan, 7500 lira TL'nin reva görüldüğü emeklilerden, esnaftan, çiftçiden ve işçiden tarafız. Bu bütçeyi getirenlere soruyorum. Siz kimden tarafsınız? Bu bütçeyi oylayacak olanlara soruyorum. Siz kimden taraf olacaksınız?
Biraz önce vurguladığım gibi vergide adalet teknik değil, siyasidir. Ama işin teknik tarafları nasıl işliyor? Biraz da ona bakalım. Bir büyük ekonomik kriz yaşadığımız bu dönemde bu memleketin, yani hepimiz aynı gemideyiz diyor ya, geminin henüz batmamış olmasını sakın kaptanın maharetine bağlamayın. Bu geminin büyüklüğünden, ne kadar sağlam inşa edildiğinden ve bugüne kadar bu gemiyi yüzdürenlerin emeğinden, bilgisinden, deneyiminden, tecrübesindendir. Bütün dünya pandemiyle birlikte, pandeminin ortak bir sonucu olarak enflasyon denen bir ekonomik sorunla karşı karşıya geldi. Bütün dünyanın ekonomistleri ekonominin bir bilim olduğunun gerçeğinden hareketle, rasyonel politikalarla bununla mücadele etmeye başladılar. Amerika enflasyonu %9'lardan çevirdi. Deniyordu ki Amerika'da da enflasyon çok yüksek. Avrupa %7'lerde durdurdu ve geri döndürdü. Ama Türkiye'yi burada dünyadan ayrıştıran bir tuhaf özgüven, bir kibir, bir iş bilmezlik, bir eleştirilemezlik hali, bir yanına sokulup da doğruyu bile anlatamazlık, denetlenemezlik durumu, önceki bakanın tanımlamasıyla heterodoks, bugünkü bakanın tanımlamasıyla irrasyonel politikalara bizi yönlendirdi. Paramız hızla değer kaybetti, enflasyon yükseldi, rezervlerimiz eridi, yurttaşlarımız yoksullaştı ve sonuç olarak orta direk ortadan kalktı. Eskinin orta direği olan esnaf, memur, işçi artık yoksul. Eskinin yoksulları ise derin yoksulluğun çaresizliği içinde. Eskinin orta direği iş bulduktan 2 yıl sonra bir elden düşme araba, 5 yıl bilemedin 10 yıl sonra yarısı peşin yarısı taksitle bir eve başını sokabiliyordu. Bugün Türkiye'de yaşayan, babasından miras kalmamış, annesinden bir miras kalmamış, evi olmayan hiçbir yeni işçinin bir ev sahibi olma, hiçbir profesyonel meslek sahibinin kendisine ait bir aracının olmaması ümitsizliği Türkiye'deki orta direğin düştüğü durumu göstermektedir. Ve öyle bir noktadayız ki, tamam 100 yıl önce kurucu kadrolar Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir dedi. Bu gururu taşıyoruz. Ama o cumhuriyeti bugün yönetenler sadece size değil, hepimize birden dağılan bir pazar yerinden dökülmüş, ezilmiş domatesleri toplarken yüzünü saklayan kişinin değil, onun yüzüne bakamayacak utancı hepimize yaşatacak bir düzeni kurdular, bir düzeni dağıttılar. Çocuğuna bez alamadığı için aylarca naylon bağlamış anneye, doktor sen ne yaptın deyince sen benim yerimde olsan ne yapacaktın diyor. Uzun kuyruklar var. İkinci gün bayatlamış ekmeğin kuyruğu taze ekmek kuyruğunun 20 katı. Siftahsız diyor dükkan kapatan esnaflar, ürünü tarlada kalan, limonu portakalı narenciye bahçesinde kalan Hataylılar, Antalyalılar, Mersinliler, yeterli beslenemeyen çocuklar, hepsi, dedim ya, siyaset öncelik belirleme işidir. Onların sorunu enflasyon falan değil. Onların sorunu hükümetin önceliğinde olmamak. Hükümetin tuttuğu tarafta olmamak. İktidarın tuttuğu tarafın kendi tarafları olmaması. Ve bugün işte o kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyetin kurucuları karar verirken bir de yön tayin ettiler. Hani siyaset öncelik belirleme işidir dedim ya, bir onun kadar önemli yön tayin etme işidir. Onlar yön tayin ederken muasır medeniyetleri yakalayın ve geçin dediklerinde, batıyı bir yön olarak değil, bilime, çağdaşlığa, hukuka, iyi kamu yönetimine işaret ederek o yönü ifade ettiler. Şimdi o yöne bakınca mütevazi liderler, mütevazi evler, mütevazi konutlar ama 45 bin
milli gelirlik zengin halklar var. Ki Avrupa Birliği'ni alıyorum ve yeni üyelerin aşağı çekmesiyle. Biraz daha İskandinav ülkelerine giderseniz 70 bin dolarlardan bahsedeceksiniz. Ama o yöne gidemeyip de hepsinden kavga edip de Avrupa Birliği hayalini kaybedip de gerekirse kendi kriterlerimi yaparım deyip de geminin rotasını batıdan doğuya çevirip de Şangay İşbirliği Örgütü'nü işaret ederseniz işte orada şatafatlı saraylar, güçlü liderler, bolca korumalar ama kişi başına 4500 dolar var. 10 kat fazla olan milli gelir, onda biri olan milli gelir. İşte siyaset tam da böyle yön belirleme işidir. Bizim yönümüz hukukun, güçlü devletin, kuvvetler ayrılığının, bilimin yani 45 bin doların yönüdür. Sizin reva gördüğünüz yön 4500 doların yönüdür. Şimdi bir başka tartışmanın içine girelim isterseniz. Doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Sufleyi oradan veriyor. Biz bir zamanlar Almanya ile aynı milli gelirdeydik. Bugün 6 katımız. Amerika ile aynı milli gelirdeydik. Bugün 7 katımız. Bakın kurtarmaya gittiğimiz Güney Kore yarımızdı. Bugün 3 katımız. Yani bizi 6'ya katlamayan herhangi birisi yok. Gelip yanımızdan hani o ürettikleri kendilerinin bilmeyip de üretip en pahalı 10 tanesinden ikisini bizim aldığımız Mercedesler otobanda yanınızdan nasıl geçiyorsa öyle geçip gittiler yanımızdan. İşin kötü bir tarafı var. Şimdi sırada arkadan hızla yaklaşan Vietnam var, Tayland var, Polonya var. Eğer ben bilirime devam edilirse, en büyük ekonomist benime devam edilirse, yön diye hukuk değil de inat, yön diye kuvvetler ayrılığının yerine güçlü tek adamlar, yön diye birlikte karar veren devlet sistemi yerine tek kişinin aklıyla sınırlı kalınırsa yanımızdan bu sefer Vietnamlar, Taylandlar geçmeye başlayacak ve yıllar sonra bir başkası çıkıp bunları konuşacak bir kürsü, bunları anlatacak bir meclis ve bundan ders çıkaracak ve düzeltecek bir demokrasi olmayacak. O yüzden hepimizin aklımızı başımıza alıp bu meseleyi baştan düşünmemiz lazım. Biz tüm kamu politikalarını gözden geçirip yaygın deyimiyle inovasyon yani yenilikçilik politikalarını tüm mekanizmaların parçası haline getirmezsek bugün hızla kalkınan ülkelerle aramızdaki fark 2 kattan fazladır ve bizden sonraki nesillerin kapatamayacağı bir fark oluşacaktır. Çağ öyle bir çağdır. Bugüne kadar 5 fırsat dalgası kaçmıştır. Su gücünün getirdiği üretim üstünlüğü, buhar gücünün getirdiği avantaj, elektrik, petrokimya ve yazılımda hep birlikte bunları kaçırdık. Şimdi 6. fırsat dalgası yeşil dönüşümdür, dijital dönüşümdür. Bu bütçenin ve önümüzdeki bütçelerin bu dalgayı da kaçırmamak için hazırlanması, bu ülkenin bu bilinçle yönetilmesi gerekmektedir. Tabii siyasi tercihlerden, hatalardan, tespitlerden, önerilerden bahsettik. Peki bir de şu anda gerçek olan cari durum, fiili durum var. Hiçbirimizin reddedemeyeceği bir şekilde Türkiye'de bugün bir suç ekonomisi de gündemde. Ekonomide siyasi tercihi olması gereken taraftan kullanılmadığı için yapmış olduğunuz tercihler ekonomi yönetiminde yetkin, mahir isimler olmadığı için bu hatalarla, bu inatlarla felakate sürüklenen ekonomi için bambaşka çarelere, bambaşka yollara sapıldığı için bugün memlekette bir suç ekonomisi var. Buradaydık. 15 Temmuz akşamından bir gece önceydi. Gece 3'tü. Yapmayın etmeyin dendi. Bu kara parayı getirir. Kötü para iyi parayı kovar dendi. Gecenin 3'ünde ertesi haftaya bırakıldı. 15'inde kanlı darbe girişimi yaşandı. Bu meclis bombalandı. Şuracıkta vatan evlatlarının üstünden tanklar geçti. Meclis salı günü açıldığında ilk olarak
varlık barışı yasası getirildi. Nasıl bir aciliyeti, nasıl bir önemi, kime nasıl bir mahkumiyeti, nasıl bir mahcubiyeti varsa ilk elden geçirildi. Türkiye'ye kara parayı takibatsız ve tarhiyatsız bir şekilde davet ediyordu. Ve inceleme, soruşturma, kovuşturma yapılmayacağını, vergi cezası, idari para cezası kesilmeyeceğini güvence altına alıyordu ve diyordu ki parayı getir, %0 vergi, önünü arkasını sormayacağım, yeter ki bu parayı benim sisteme koy. Tabii kötü para geldi, az olan iyi parayı da koydu. Ama kötü para tek başına gelmedi. Kötü para, kötü paracılarla birlikte geldi. Mafya liderleriyle birlikte geldi. İnsan kaçakçılarıyla birlikte geldi. Uyuşturucu kaçakçılarıyla birlikte geldi. Baronlarla birlikte geldi. Onların geldiği Türkiye'de bir tercihle öyle onlarla çok uğraşmayan, uyumlaşan bir İçişleri yönetimi de vardı. Şimdi öyle bir gün yaşıyoruz ki İçişleri Bakanı bu yapılarla mücadele ediyor. Herkes destekliyor. İktidardan, muhalefetten övgü alıyor ve aman deniyor, bakanımızın arkasındayız. Bu pisliklerden bizi kurtarsın. Arkadaşlar, bu pisliklerden bizi kurtarsın. Bakanın arkasında duralım, itirazım yok da. Bu bakanı atayan kalem, kalemin ucundaki mürekkep aynı. Kalemin sahibi aynı. Bu bakanı atayan da, öncekini atayan da Recep Tayyip Erdoğan. Bu gerçeği unutmayın. Eğer birileri bu bakanın yaptıklarıyla övünmek istiyorsa önceki bakanın yaptıklarıyla yüzleşmeyi, o sorumluluğu üstlenmeyi, onu tartışmayı göze almalıdır. Bunun yolu basittir. İki satır yazarsınız. Grup başkan vekilleriniz Türkiye'nin en deneyimli hukukçuları. Önceki Adalet Bakanımız. Süleyman Soylu ile ilgili bir soruşturma önergesini yazar. 200 imza sizde var. Destek imzası bizde var. 400 kişiyle yollarız. Savcılık görevimizi yaparız. Bu soruşturma varacağı yere kadar varır. Aklanırsa aklanır. Aklanmazsa bu ayıptan kurtulursunuz. Bu utancı hep birlikte üstlenmezsiniz. Biz buradayız. Tabii bütçe konuşurken yerel yönetimler konuşmadan olmaz. Türkiye'de iyi yönetilmeyen bir ekonomi ve kötü bir kamu yönetimi ve yerel yönetimler üzerinde büyük haksızlıklar var. Ama işin maddi kısımlarına geçmeden önce bir diğer kısmının altını çizmek durumundayım. Bugün benim memleketim Manisa'da insanlar Manisa'yı kimin yöneteceğine karar verebiliyorlar. Belediye başkanı da seçecekler. Afyon'da seçebiliyorlar. Malatya'da seçebiliyorlar. Osmaniye'de, Rize'de seçebiliyorlar. Ama Diyarbakır'da seçtiklerinde, Mardin'de seçtiklerinde, Siirt'te seçtiklerinde siz seçseniz de biz size yönettiremeyiz diyorlar. Biz buna Türkiye'de herkes eşittir ama birileri daha az eşittir deyince buna tepki veriliyor. Peki burada sözüm AK Parti grubuna. Bir Siirt üçlemesi var, bilir misiniz? Siirt üçlemesi. Tarih 6 Aralık 1997. Siirt Meydanı, Recep Tayyip Erdoğan bir şiir okur. Şiir, şiirdir. Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındadır. Ama gün gelir, soruşturma açılır, görevden alınır, hapse sokulur. Ve ardından onun da mağduriyetiyle bir parti kurar. Partisi iktidara gelir ama muhtar bile olamaz. Bu sefer tarih 9 Mart 2003'tür. Deniz Baykal ve arkadaşları bir partinin genel başkanı en yüksek oyu aldıysa başbakan olmalıdır der. Siirt'te karşılıklı milletvekilleri boşaltılır. Recep Tayyip Erdoğan Siirt'ten milletvekili olur. 7 gün sonra yemin eder başbakan olur. Ve devamında o Siirt halkı 31 Mart 2019'da sandık başına gider. Tayyip Bey'i milletvekili yapan oylarla kendisine bir belediye başkanı seçer.
Tayyip Bey de o belediye başkanına kayyum atar. İşte Siirt üçlemesi budur. Benim bu konuda söyleyeceğim laflar. Diğer yandan tabii ki öyle bir yerdeyiz ki genel bütçeden belediyelere bir pay dağıtılıyor. Orada bir sorun yok. Ama o paranın kimseye yeteceği de yok. Esas mesele bakanlıklardan belediyelere çeşitli mekanizmalarla yapılan aynı ve nakdi yardımlar. Bunun için İller Bankası var. İller Bankası bütün belediyelere eşit davranmak zorunda değil mi? Eşit davranacak. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler %65'e hizmet verir. İller Bankası'ndan %10 alır. %35'e hizmet verenler %90 alır. Yine eşit davranması gereken bir diğer kurum Belediyeler Birliği mi? Evet. Belediyeler Birliği aidatın %56'sını CHP'li belediyelerden toplar. Ama hizmetin neredeyse tamamını Cumhur İttifakı'nın belediyelerine yapar. Hani diyorum ya, birileri eşittir, birileri daha az eşittir, birileri verdiği oylarla daha az eşittir, birileri ne kadar hizmet yaparsa yapsın, genel iktidarın hasetliğinden biraz daha az eşittir. Tüm bu baskıları neden yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Öyle meraklı gözlerle bizi dinleyenler varsa şundan yapıyorlar. 2019'da CHP gelirse sosyal yardımları kesecek demişlerdi ama tam 5 katına çıkardık. Öğrencilerimizi sırf tarikat yurtlarına muhtaç kalsınlar diye onlara yurt yapmıyordunuz. 5 yılda öğrencilerimiz için dünya standartlarında 61 tane güvenli yurt yaptık. 160 binden fazla üreticimize 10 milyardan fazla tarım desteği verdik. Gizli kapaklı ihaleler dönemini bitirdik. Belediyelerimiz binlerce ihaleyi ve bütün belediye meclis toplantılarını canlı yayınladılar. Sizinkilerin de hoşuna gitti. Siz de şimdi canlı yayınlıyorsunuz. Ama şeffaf belediyecilikle Türkiye'yi tanıştırdık. Siz zeytinliklerin bile inşaat alanına çevirirken bizim belediyeler şehirlerine 4 değil, 40 değil, 400 değil, 5 yılda tam 4000 tane park yaptılar, yeşil alan kazandırdılar. Onun için bize hizmet etmeyelim diye haksızlık yapıyorsunuz. 5 yılda 162 olan kreş sayısını 432'ye çıkardık. Bunu şunun için yaptık. Kadın sosyal hayata katılsın diye yaptık. Kadın çalışma hayatına katılsın diye yaptık Sayın Bakanım. Kadın 18 tane bakanlıktan bir tanesi kadın olsun, aile bakanlığı olsun, o aile işlerinden anlar diye değil. Allah bir gün gerçeğini de ilan etmeyi nasip edecek bu partiye. 18 bakanlıktan 9'unu kadın bakan ilan edenler bu ülkeyi yönetsin diye yaptık. Bir de Sayın Bakan, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, senede bir kere sizi bulduğumuz için fırsat varken size aslında parti ayırmadan çalışması gereken Turizm Bakanlığı şikayet edeyim. Diyor ki Muğla'da, Antalya'da belediyeler diyor arıtma yapmıyor, ben yapıyorum diyor. 2.6 milyon Antalya'nın nüfusu ama 16 milyonu yabancı, 10 milyonu yerli, 26 milyon turist ağırlıyor. 2.6 milyona göre para veriyorsunuz. 26 milyona göre atık çıkıyor, atık su çıkıyor. Arıtmayı yapmak belediyenin boyunu açıyor. Beyefendi geliyor, sözleşmeyi koyuyor, at altına imzayı. 25 yıllık atık su parasına el koyuyor. Amorti değerine biliyor musun Sayın Grup Başkan Bey'in? 5 yıl. Yani o çaresizlik, yapamıyorsun, 26 milyon kişi atık su üretiyor, bütçen yok. Denize gitse rezil olursun, gitmesin diye imza atıyorsun. 5 yıllık gider için 25 yıllık parayı alıyor. Bunu söyleyince de ondan sonra dönüyor diyor ki bu belediyelerin işi. O belediyeler, örneğin Manavgat'ta yangın çıkıyor. Belediye başkanımızın yangındaki emeğini siz de takdir ettiniz. Ama kalan araziler var. Arazileri satıyorlar. Normal milli emlak satsa %40'ı Manavgat Belediyesi'ne, TOKİ'ye devredip belediyenin payı belediyeye gitmesin diye muazzalı işlem yapıyorsunuz. Yani bir memlekette
muhalefet başarılı olmasın diye, başarılı işlerini arttırmasın diye, bu parayla kendi hemşerilerine hizmet etmesin diye muazzalı işlem tesis edecek kadar ustalaştınız, muazzalı işlem tesis edecek kadar hukuk dışına çıktınız. Bunları tutanakların önüne geçirmek benim boynumun borcu. Böyle belediye başkanlarına nasıl sahip çıkılır? 31 Mart'ta milletimiz size gösterecek. Herhalde kimse buna itiraz etmez. Darbenin en net tanımı anayasayı ortadan kaldırmaktır. Darbeci topla tüfekle gelirse askeri darbe olur. Sivil gelirse sivil darbe olur. Hedef anayasanın bir kısmını ya da tamamını ortadan kaldırmak. Geçtiğimiz günlerde böyle bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu konuda içinizdeki çok sayıda arkadaşım şahidim. 15 Temmuz'da bu meclis bombalanırken, bırakın bombalanmayı, kapalıyken meclisi açalım, direnelim de işimizi, bu meclisi açışımızı. O gün şuradan İsmail Kahraman'ın yanından yeni bir seçim yapılana kadar ana muhalefet partisiyiz. Seçilmiş parlamentonun, demokrasinin, hükümetin arkasındayız. Darbecilerin karşısındayız demiş olmamın şahitleri burada, basılan kitaplarda, tarih önünde. Bir gün size darbe yaptılar, biz sizinle birlikteydik. Şimdi bize darbe yapıyorlar. Bize darbe yapıyorlar. Arkadaşım bakın, darbe bütün dünyada yapısı gereğince, doğası gereği muhalefete yapılır. Bütün dünya darbe iktidara yapılır. Bütün dünya döner muhalefeti bakar, ana muhalefetin gözünün içine bakar. Bizim gözümüzün içine bakanlar geçmişte sizin etle tırnak olduklarınız burada ateşi gördüler. Demokrasiyi gördüler. Bu millete sahip çıkmayı gördüler. Bir gün kalktık bir haber. Yargıtay 3. Ceza Dairesi anayasanın 153. maddesini yırtmış atmış. Bence yok diyor. Son fıkrası diyor ki karar yasama, yürütme, yargı için bağlayıcıdır. Hemen aradım Sayın Kurtulmuş'u. Başkanım dedim, danışma kurulunu toplayın. Buna nasıl tepki vereceğiz konuşalım. Çünkü o gece öyle yapmıştık. Kapalı meclisi açmıştık. Hep birlikte toplanmıştık. Artık durulamaz hale gelince aşağı kata inmiştik. Oturup darbeye karşı ne yapacağımızı yazmıştık. Cemil Çiçek de oradaydı. İsmail Kahraman da oradaydı. Sayın Erkan Akçar da oradaydı. Hep birlikteydik. Sandım ki bu darbeyi de hep beraber direniriz. Sayın Başkan önce tamam dedi. Gerekçesini açıklama tasarrufu bugün mü tercih eder, anılarında mı yazar? 3 saat sonra vazgeçti. Çünkü biz 5'imiz birlikte, 6'mız birlikte darbeye direnemeyecektik. Sonra ambargolu bir yazı geldi. Cumhurbaşkanı uçaktaymış. 13.30'a kadar ambargolu. Bir baktık ki anayasayı, bir maddesini yürürlükten kaldıran darbe girişiminin başında Recep Tayyip Erdoğan varmış. Yargıtay'ı sahiplendi. Yargıtay'ı sahiplendi. Bakın mesele şu değil. Bugün 153'ü yırtıp atarlar, sorun yok. Sayın Bakanım, bir gün 82'yi, 81'i, 83'ü atarlar, bu meclis kalmaz. 101'i atarlar, Cumhurbaşkanı kalmaz. Bindiği dalı kesen, güç zehirlenmesine uğramış, yapılan metni kendine ait gördüğü için uyup uyumama hakkını kendinde gören bir anlayış. Haksız mı? Haklı. Neden biliyor musunuz? Anayasa dediğin toplum sözleşmesidir. Her doğan için yapılır. Siz o halden istifade Erdoğan için yaptınız ya, bu şımarıklığı o yüzden. Bu şımarıklığı o yüzden. Bana yapılmış diyor. Bana yapılmış diyor. İster uyarım ister uymam. Bir anayasa Erdoğan'a değil Erdoğan'a yapıldıysa, uymadığı anayasanın fiili durumu ona uydurulduysa, işte şimdi de burasına uymayayım. Nasılsa bizimkiler orasını da değiştirir, burasını da değiştirir. Bu yüzden bakın çok net bir şey söyleyeyim. Çok net. O anayasada ne var biliyor musunuz? O darbe girişiminin bildirisini okudunuz mu siz? Ben darbe girişimlerinin bildirilerini okurum.
Darbe girişiminin bildirisi şunu söylüyor. Sayın Özel, son bir dakikanız, buyurun. Sayın Başkan, nasıl bir dakika? Niye bir dakika? Bir kere 60 dakikaya zaten 2 dakika veriyorsunuz otomatik. Hayır. Bir de bu kadar söz dakika. Kesmeden peki. Sonra falan. Peki. Birincisi. 60 dakika 2 dakika, buyurun. Sayın Başkan, şu kadarını söyleyeyim. Can Atalay'a diyor ki, Can Atalay'a, sen milletvekili seçilemezsin, bana gelir kararı ben veririm. İki, Hatay halkına diyor ki, sen kendine vekil seçemezsin, son kararı ben veririm. Üç, hepimiz adına Devlet Bey'e, Sayın Bahçeli'ye diyor ki, siz oturumun reisi olarak davet edersiniz ama kürsüye gidecek mi, kararı ben veririm. Dört, size diyor ki, meclis başkanı bir karar verdim, bugüne kadar niye okutmadın? Biz hepimiz bu makamlara, bu mevkilere bu kadar saygılıyken, Yargıtay'ın bu darbe girişimine siz karşı çıkmıyorsanız, Tayyip Erdoğan karşı çıkmıyorsa, karşı çıkması gerekenler çıkmıyorsa, biz 15 Temmuz gibi yine sizin yerinize ve sizin de lehinize demokrasi için bu darbeye direnmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Dış politikada sadece şunu söyleyeyim. Seçildiğim gün önce Kıbrıs'a gittim. Sonra Bosna Hersek'e. Bosna Hersek'e gitme sebebim 11 Temmuz beklenebilirdi. Ama Aliye İzzet Begoviç'in şu sözünü hatırlatmaya gittim orada. Diyor ki, unutulan katliamlar tekrarlanır. O gün Aliye İzzet Begoviç'in Bosna Hersek'in sesini duymayanlar bugün de Filistin'in sesini duymuyorlar demeye gittim. Yine utanırsınız demeye gittim. Yine mahcup olursunuz demeye gittim. Bu hafta sonu Almanya'daydım. Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin kongresindeydim. Son bir dakika. Buyurun. Alman şansölyesiyle konuştum. Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin eş genel başkanlarıyla konuştum. Ve şunu söyledim. Bir ülkenin güvenlik kaygıları başkadır. Ama bir ülkenin çocuk öldürmesi, hastane vurması, sivil vurması, bahanesi ne olursa olsun katliam yapması başkadır diye. Biz bu sınırların içinde muhalefet partisiyiz. Bu sınırların dışına çıktığımızda bir yanlış yapıyorsanız peşinize dizilecek değiliz. Ama ülkenin aklı davasında, Filistin'in aklı davasında, Azerbaycan'ın aklı davasında, Kıbrıs'ın aklı davasında sizden fazla bu davanın arkasındayız, takipçisiyiz. Sayın Başkanım, müsaadenizle hem sataşmalardan ötürü hem de son bir dakika. Dedim ya, taraf olun diye. Bizim tarafımız belli. Biz bir mücadelenin tarafındayız. Bizim mücadelemiz 7500 lira emekli maaşına mahkum edilmiş Faika teyzenin mücadelesidir. Bizim mücadelemiz mahalle pazarında akşam olmasını bekleyip yüzünü örten Zehra annenin mücadelesidir. Bizim mücadelemiz kadrolu arkadaşları yemeğe geçerken benim karnım tok, bugün iştahım yok biraz diyerek öğün atlatan taşeron işçi Rıza'nın mücadelesidir. Bizim mücadelemiz atanmadığı için özel okulda ders ücretiyle asgari ücretin yarısına çalışan Sevgi öğretmenin mücadelesidir. Bizim mücadelemiz profesyonel emeği sömürülen, ucuzlatan, beyazlatılan, değersizletiren tüm emekçilerin mücadelesidir. Bizim mücadelemiz haklıların, emeklişilerin. Bitiriyorum başkan. Bizim mücadelemiz haklıların mücadelesidir. Emeklilerin, emekçilerin mücadelesidir. Ölünmeyecek yerde ölenlerin, ölenlerinin ardından yas tutanların, Soma'daki 301 işçinin, Ermenek'te, Amasra'da ölenlerin, Erzurum'da elektrik onarımına giderken buzun üstünde ölenlerin, tren kazasında ölenlerin, barut fabrikasında ölenlerin, havai fişek fabrikasında ölenlerin, onun arkasından yas tutanların ve
onlar için mücadele eden herkesin mücadelesidir. Akbelerin mücadelesidir, Yırca'nın mücadelesidir, derelerin mücadelesidir, ekoloji mücadelesidir. Bizim mücadelemiz bu halkın mücadelesidir. Bu mücadele için bu milletle birlikte mücadele etmeye, var olmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Bu bütçe onların bütçesi olmadığı için bu bütçeye retoyu vereceğiz.